Merhaba sevgili seyirciler. Sıcak siyasette bugünkü konuğumuz HDP eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar. Kendisine kamuoyunda tartışmalara neden olan birçok soruyu soracağız. Sayın Sancar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba Lale Hanım. Teşekkürler. Evet şimdi geçtiğimiz seçimden bu yana HDP hep gündemde olan bir parti. Özellikle seçimde resmi olmasa da üstü kapalı diyebileceğimiz yaptığınız işbirliği nedeniyle büyükşehir belediyelerine katkı verdiğiniz ortada. Oradan başlamak istiyorum. Ben şimdi bu tartışmaların uzantısında geçtiğimiz günlerde Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bir açıklaması olmuştu İYİ Parti ile ilgili ve ardından İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in açıklamaları oldu ve kamuoyunda çok da tartışılıyor bu. Bir terör örgütüyle ilişkilendirilmeniz açısından hedefe konmanız noktasında Sayın Akşener'in HDP ile ilgili değerlendirmesi, işte nerede konumlandırıyorsunuz sorusuna yönelik biz PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz. Orada konumlandırıyoruz iddiası var. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Bu evet, iddia için ya, daha doğrusu PKK ile ilgili iddia için. Hayır, bu iddiaların bir gerçekliği olmadığını hemen söyleyeyim. Tabii de yani biraz da aslında gülüyorum bazen bunlara. Hani beklersiniz ki sinirlenelim ya da çok kişi bekler ki bu soru sorulduğunda biz de kızgınlıkla ne alakası var bunların falan diyelim. Öyle değil. Gerçekten tebessüm ediyorum. Çünkü HDP'nin ne olduğunu aslında herkes biliyor. Ve bu tartışmayı köpürtmenin nedenlerini de aklı başında herkes kavruyor. Nedir? Mesela iktidar kendisinin sıkıştığı zamanlarda gündemi değiştirmek ve kendisini rahatlatacak bir hava yaratmak için HDP'ye saldırıyor. HDP'yi düşmanlaştırıyor, oradan milliyetçi duyguları yükseltiyor. Kendisine yönelik itirazları büyük ölçüde susturuyor bu yolla. Aynı iktidarın bundan, yani aynı partinin yöneticilerinin, o zaman başbakan veya başka konumlarda olan yetkililerin 7 yıl önce, 6 yıl önce söyledikleri de ortada. Onlara da dönüp baktığımızda HDP'nin o zaman nasıl görüldüğünü, neden o zaman onlar tarafından böyle görüldüğünü de anlayabilirsiniz. Şimdi işlerine böyle gelince de HDP'yi tekrar düşmanlaştırıyorlar, hedefe koyuyorlar falan. Ama değişen bir tek konuda değişen bir şey olmuyor diyelim. Evet, onların bu manevraları ve buradan medet ummaları bir acizliktir, bu değişmiyor. HDP'nin desteği ve ayaklarının bastığı yerin sağlamlığı değişmiyor. Yani bunca yıldır bize terörist parti diyorlar, şunun uzantısı, bunun uzantısı diyorlar. 1 Kasım itibariyle bir hesap yaptığınızda, 1 Kasım 2015'ten bu yana bir tabloya baktığınızda HDP'nin oyları da sürekli artıyor. Şimdi biz o zaman onlara soruyu geri gönderiyoruz. Diyoruz ki alın bu soruyla yüzleşin. Eğer bugün bunca yıldır bu kadar yoğun propagandaya rağmen bir parti hakkında yapılabilecek en ağır sistematik karalamaya rağmen, bunca hapis, bunca gözaltı, bunca yargılamaya rağmen bugün bile 6 milyon insan bu partiye destek oluyorsa siz düşünün. Ne demek istiyorsunuz? Bu 6 milyon insan neyin mesajını veriyor size? Bu 6 milyon şimdiki sayı ama daha da artacağından hiç şüphe duymuyorum. Bize bu suçlamayı yöneltenler, yani siyasi parti liderleri dahil ve hükümet yetkilileri dahil şu sorunun cevabını arasınlar. 6 milyon insan sizin sistematik olarak terörist diye damgaladığınız partiye oy veriyorsa onları da terörist mi sayıyorsunuz? Bir. İki, bu değilse bu kadar yoğun propagandanıza rağmen bu insanlar bu partiye oy veriyorsa demek ki onlar sizin propagandanıza inanmıyorlar.
HDP Türkiye'nin üçüncü büyük partisidir. Mecliste de oy oranı itibariyle de. HDP oylarının büyük bir kısmını Kürtlerden alan ve Kürtleri temsil eden partidir. Ya da şöyle diyelim, Kürtlerin en büyük oranda teveccüh gösterdiği, çalışma yürüttüğü, katıldığı, oy verdiği partidir. Siz eğer bu düşmanlaştırma, dışlama dilini sürdürürseniz 6 milyon insanı dışlamış olursunuz. Bir, ikincisi büyük bir ayrıştırma politikası izlemiş olursunuz. Kürtlerin büyük bir bölümünü ötekileştirmiş, düşmanlaştırmış olursunuz. Bunu görmüyor musunuz diyoruz onlara. Yani bunun bu ülkede bugüne kadar yarattığı yıkımı, bu bakışın bu ülkede açtığı yaraları size anlatmak için ne gerekiyor diye soruyoruz onlara. Biraz yüzleşsinler gerçeklikte. HDP HDP'dir. HDP Türkiye'de anayasaya ve yasalara göre kurulmuş bir partidir. Bütün faaliyetleri şeffaftır. Bize yöneltilen suçlamaların hepsi temelsizdir. Bizim şu an yargılanan arkadaşlarımız, eski eş başkanlarımız başta olmak üzere, arkadaşlarımızın tamamı konuşmalarından dolayı yargılanmaktadır. Bir de kamuoyuna şunu sormak isterim. Bundan 1,5 gün önce, yerel seçimlerden hemen önce ya da yerel seçim kampanyası boyunca bu iktidar toplumun yarısını terörist ilan etti. Ona inanmayanın HDP'yi terörist ilan etmeye de inanmamasını bekleriz. Eğer iktidarın HDP'ye ilişkin söylediklerine inanıyorsa o kesim, o zaman iktidarın kendilerine dair de terörist yaftalamasını kabul etmeleri lazım. Karşımızda ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve gerilimi bir siyasi yöntem olarak kullanan bir iktidar var. Muhalefette yer alan partilere diyoruz ki aynı dili kullanmayın. İktidarla aynı dili kullanmayın. Onunla aynı dili kullandığınız ölçüde ona destek sağlamış olursunuz. Bizim söylediğimiz budur. Gelin biz ayrıştırma dilini değil, sorun çözmeye yönelik diyalog yöntemini esas alalım. Çünkü biz, evet, sizin bir sorunuz daha vardı. Onu isterseniz tekrar edin. Hani bu seçimler öncesi yapılan ittifakla ilgili de bir şey söylediniz. Evet, Lala. Evet. Ha. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ağırlıklı bir millet ittifakı var ama hani çatıyı kuran Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olması itibariyle dolayısıyla adı konulmamış ama pratikte yürüttüğünüz bir seçim ortaklığı vardı ve büyük şehirlere işte seçim noktasında HDP'nin oylarıyla büyük katkı sağladığı söyleniyor. Yani gelen sonuçlarda onu gösteriyor. Şimdi bu noktadan sonra iktidarın gene Sayın Akşener'in sözlerinden bağımsız olarak iktidarın da söylediği işte sizinle birlikte CHP'yi de bir terör örgütüyle ilişkilendirme söylemleri var. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde az önceki sorunun cevabını da içine katarak bunu yani PKK terör örgütü vesaire ne olursa olsun adı bunu tamamen reddediyor musunuz? Nasıl? Sesiniz kesildi. Son kısmını anlamadım sorunun. Tamamen bu iddiaları reddediyor musunuz? Ya elbette. Bizim biraz önce söyledim zaten. Bizim açımızdan her şey çok nettir. Başka kesimlerin, kendilerini, iktidarın muhalifi sayan kesimlerin gözlerini daha fazla açması lazım. Biz yasal bir partiyiz. Biz toplumsal ve siyasal sorunların şiddetle kesinlikle çözülemeyeceğine inanan bir partiyiz. Eğer bir toplumda şiddet ortaya çıkmışsa, hangi nedenlerle ortaya çıkmışsa önce o nedenlere bakmak ve ortaya çıkmış bu şiddeti de sonlandırmak için çaba harcamak lazım diyoruz. Bugün Türkiye'de Kürt sorunu var, neredeyse 100 yıllık. Bir de bir çatışma var, bir şiddet meselesi var. Bu da aşağı yukarı 35-36 yıllık. Bunun çözülmesi için çeşitli girişimler yapılmadı değil. 2013-2015 arası süreçte
bunlardan biridir. Dünyada Bu da bu AKP tür ile yürüttüğünüz süreci AKP söylüyorsunuz. ile yürütülen değil, o zaman devlet Az önce de, vardı ve evet. tabii evet yani Şimdi ben karşıda onu, devleti temsil eden, iktidarı temsil eden evet, bir parti o vardı. zaman da dile getirmiştim. AKP ile böyle bir süreç yürütüldü ama HDP bundan pişmanlık duydum. Ben çözüm açısından demiyorum. Bu yürütülen ortaklıkta işte Cumhurbaşkanı Bir Erdoğan bir gün ortaklık biliyorsunuz değil. masayı deviriyorum demişti. Tabii, şöyle diyelim. Yani orada bir ortaklık değil. Orada bir süreç yürüyor. Sürecin doğası böyledir. HDP bundan niye pişman olsun? HDP kim olursa olsun şiddeti sona erdirmek konusunda çaba harcayan herkesle diyalog içinde olur. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. O zaman Tamam. keşke, o zaman o süreç başarıya ulaşsa, keşke daha genişlese, meclis daha aktif içinde yer alsa, diğer toplum kesimleri daha fazla dahil olsaydı ve bugün bu tartışmaları yaşamıyor olsaydık. Şimdi onu bir kenara bırakıyoruz. Tamam. Muhalefete gelince bizim örtülü ittifakımız olmadı. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde biz herhangi bir partiyle ittifak kurarak seçim politikası izlemedik. Yani bizim seçim politikamız partilerle ittifaka dayalı bir politika değildi. Bizim belirlediğimiz bir politika var. Bunu yüzlerce, binlerce kez arkadaşlarımız ifade ettiler. Biz tabanda bir demokrasi birlikteliği hedefledik. Amaç da şuydu: Batı'da iktidarı durdurmak, ona kaybettirmek. Kürt illerinde de kayyımları göndermek. Şimdi biz bunu oturup da herhangi bir partiyle, mesela CHP ile, mesela İYİ Parti ile müzakere etmedik. Onlarla bunun pazarlığını yapmadık. Bu politika bizim politikamızdı. Biz dedik İşbirliği diyebilir miyiz peki? Yani işbirliği ittifakıyla değil, barış. Tabanda demokrasi birliği, birlikteliği diyebiliriz buna. Biz şu an için öyle bir şey var mı Sayın Sancar? Şu an Cumhuriyet biz Halk şunu Partisi söyledik. Ile yürüttüğünüz bir ittifak pratikte, yani resmi olarak Kiminle? Olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da Hayır, bir başka parti ile. Bizim şu an kimseyle herhangi bir ittifak görüşmemiz yok. Çağrımız var. Diyoruz ki bu gidişat iyi değil. Bu gidişat Türkiye'yi sürekli yeni krizlere ve büyük sorunlara sürüklüyor. Hatta felaketin eşiğindeyiz diyoruz. Birçok alanda da felaket olarak niteleyebileceğimiz durumlar yaşıyoruz. Bunu durdurabilmek için Türkiye'de demokrasiden yana bütün kesimlerin bir araya gelmesi, asgari ortak ilkeler etrafında bir yol belirlemesi lazım. Bu tabanda da olur. Seçim zamanı tavanda da olur. Bizim kimseyi ayırdığımız yok. Buradan kimseyi dışladığımız yok. Yeter ki demokrasi konusunda temel ilkeleri kabul etsin. Hukuk devleti konusunda temel ilkeleri kabul etsin. Adalet konusunda temel gerekleri kabul etsin. Bunları oturup konuşabiliriz herkesle. Herkes herkesle bunu konuşabilmeli ve bu şekilde bir yol açılmalı. Yarın seçim olursa başka ittifakları da konuşuruz. Seçim olmazsa seçime kadar beklemeden de bir demokrasi, ortak demokrasi mücadelesi yürütebiliriz. Bizim söylediğimiz budur. Bunun altını çiziyoruz çünkü biz hiçbir ittifakın parçası değiliz. Biz bir üçüncü yol politikası izlediğimizi defalarca söyledik ama bu üçüncü yol politikasının da bir hedefi var. En önemli hedefi de Türkiye'de demokratik güç birliğidir. Demokrasiyi işler kılmaktır. Şimdi kaybettiğimiz pek çok demokrasi uygulamasının yeniden bu ülkeye kazandırılmasını sağlamaktır. Yani bizim hedefimiz Anladım. Budur. İYİ Parti Anladım. Meselesi de bizim için kapanmıştır. Esasen orada Sırrı Süreyya Önder üzerinden, onun sözü üzerinden, bizim sözlerimiz üzerinden koparılan fırtına da yapaydır ve yanlıştır. Peki Çünkü Sayın Önder'in söylediklerini doğru buluyor musunuz? Hayır, Siyasi etik açısından eleştirildi biliyorsunuz. Hayır, şimdi Sırrı Süreyya arkadaşımızın söyledikleri de ayıplandı. Bu Türkiye'de artık çok normalleşmiş bir yöntemdir. Bir şey söylersiniz, onu ayıklarlar, öne çıkarırlar, gerisine bakmazlar. Sırrı Süreyya Önder ertesi gün de zaten bir açıklama yayınladı.
O İYİ Parti ile ilgili kısım Medyascope'daki programın sadece 30 saniyesini kapsıyor. Onu ayıklayıp öne çıkardılar ve pek çok yorumla şişirdiler. Sonra kendisi bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında da diyor ki ben seçimlerde böyle bir şey olduğunu kastetmedim diyor. Benim ve partiden diğer arkadaşlarımın yaptığı açıklama da bundan farklı değil. Dolayısıyla biz Sırrısıyla Önder'i yalanlamadık. Sırrısıyla Önder ne dediğini bilen bir insandır. Çok tecrübeli bir insandır. Bu konularda en zor zamanlarda sorumluluk üstlenmiş bir insandır. Bizim onu yalanlamamız diye bir şey söz konusu olamaz. Bize yöneltilen soruya onun verdiği cevaplarla uyumlu cevap verdiğimizi düşünüyoruz ama burada herkesin görmesi gereken başka bir gerçek var. İktidar medyası bu meseleyi aldı ve köpürttü. Hedefini açık görmemiz niye bu kadar zor ki? Onlar istiyorlar ki kendi dışlarında kalan ve kendilerini muhalif olarak konumlandıran partiler ve toplum kesimleri birbirine girsinler. Onlar birbirleriyle didişsinler. İktidar da şu an gündemde olan bütün bu büyük sorunların konuşulmasını engellemiş olsun. Yani muhalefet didiştikçe, muhalefet birbirine laf yetiştirdikçe, muhalefet kendi içinde kavgaya tutuştukça iktidar da sorunların üstünü rahatça örtüyor. O kendisi için çok daha elverişli bir ortam yaratmış oluyor. Bu evet. Çerçevede bakmak lazım buna. Anladım. Şimdi medyaya geleceğim ama ondan önce siz girişle yaptınız, sorayım. Daha önceki çözüm sürecini de andık burada. Önümüzdeki dönem için bu yani çözüm sürecine benzer bir konu veya bir başka konuda Cumhur İttifakı ile herhangi bir temasınız olur mu? Bunu seçmen de kamuoyu da merak ediyor. Yani şimdi siz diyeceksiniz ki yani ortada bir şey yokken bunu şimdiden söylemek doğru değil diyeceksiniz ama ben yine de sormak istiyorum bir gazeteci olarak. 5 yıldır sürekli çiğnenen sakız bu. HDP. Çünkü bir seçimden söz ediliyor, sormak istedim onun için. Evet, seçim olsun olmasın bu konuyu bazı kesimler ve kişiler çok büyük bir şehvetle, özür dilerim bu sözü kullandığım için, gündeme getirmeyi seviyorlar. Hı hı. Şimdi buna cevap vermeyi de valla zul sayıyorum. Çünkü şöyle dönüp baktığında bize bunlar Cumhur İttifakı ile ya da AKP ile işbirliği yapacaklar diyenlerin hepsinin konforu yerinde. Başlarına pek bir sıkıntı da gelmiyor. Oturdukları yerden bol keseden de atıp tutuyorlar. Ama en etkili toplumsal muhalefeti, siyasal muhalefeti yürüten parti olarak bizler bedel ödemeye devam ediyoruz. Bu bedeli de bu iktidar ödetiyor bize. Biz 31 Mart'ta bütün demokrasi güçlerine alan açtık. Tamam, insanlar bunun değerini anlıyor ama bir kesim var ki yine hemen ilk fırsatta kendine göre elverişli bir zemin bulduğunda efendim HDP AKP ile işbirliği yapacak mı? Valla ben bu soruyu soranların biraz aynaya bakmalarını, biraz da dönüp şu son 5 yılın yaşanmışlıklarına bakmasını öneririm. Yani bizim arkadaşlarımızdır içeride olan, milletvekillerimizdir içeride olan, belediye başkanlarımızdır içeride olan, bizim seçilmişlerimiz, bizim çalışanlarımızdır içeride olan. Pek çok arkadaşımız yurt dışında sürgün yaşıyor. Ödediğimiz bedel demokrasi içindir. Ödediğimiz bedel barış içindir. Şimdi sorunuza açık cevap vereyim. Sanki hani bu soruyu geçiştirmiş gibi yorumlara da hani yol açmayalım. Bakın biz Türkiye'de sorun çözmek amaçlı herkesle görüşürüz. Şimdi çıkıp bir partinin lideri memleket masası çağrısı yapıyor. Bizi katmıyor, katmasın ama yaptığı çağrı aynı zamanda iktidaradır. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi öbür türlü Cumhuriyet Halk Partisi de bu çağrı, benzer çağrılar yapıyor tabii sürekli. Yani iktidar iktidardır. Zaten en ve büyük bazı sorun sorunları onunla çözersiniz. Evet. Yani onu çağırırsınız. Gel bunları çözelim. Keşke mecliste buluşalım, çözelim. Bunları kamuoyunda tartışalım, çözelim. İktidar bizimle diyalog kurmak isterse kendisine çözüm önerilerimizi söyleriz.
Kamuoyuna açıkladığımız fikirlerimizi onlara da söyleriz. Mecliste söylediklerimizi onların yüzüne de açıkça söyleriz. Fakat bir çözüm süreci olur mu sorunuza da şöyle söyleyeyim. Eski tarz bir çözüm süreci Türkiye'de artık olmaz. Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl yollarla demokratik temelde çözülmesi mutlaka gerekiyor. Ve bu noktaya er ya da geç mutlaka geleceğiz. Çözüm sürecinden bizim anladığımız bir şiddeti bitirmek üzere bir barış süreci, iki Kürt sorunu çözmek üzere bir demokrasi süreci. Bunu toplumun mümkün olan en geniş kesimiyle yapmak istiyoruz. Buraya bütün toplum kesimlerinin dahil olması ideal olandır bizim için. Buradaki çağrımız iktidara gel bir masa kuralım, oturalım, bunu çözelim değildir. Biz diyoruz ki iktidar dahil bütün toplum kesimleri katılmadan ya da toplumun önemli bir kesimi katılmadan, merkezine meclisi almadan ne barış ne de demokrasi süreci başarıya ulaşabilir. Bir barış sürecine, bir demokratik çözüm sürecine ihtiyacımız var. Bunu meclis merkezli yapmamız lazım. Bunu toplumun mümkün olan en geniş kesimiyle açık müzakere yoluyla yapmamız lazım. Bizim çözüm sürecinden anladığımız budur. Anladım. Peki şimdi biraz HDP'nin mağduriyetine, yaşadığı mağduriyetlere dönmek istiyorum. Ben az önce basın ve medyadan söz ettiniz. Son dönemde işte Cumhurbaşkanı'nın iktidar partisinin hedef göstermesiyle birlikte ağırlıklı olarak tartışılan konulardan biri de HDP. Dolayısıyla birçok ekranda, medyada, bu yandaş, iktidara yakın diyebileceğimiz medyada HDP'siz HDP tartışmalarına şahit oluyoruz. Türk medyasında, aslında bu sözünü ettiğimiz medya grubunda son dönemde çok şahit olduğumuz bir durum. Bunun için ne diyeceksiniz? Yani orada siz tartışılıyorsunuz ama sizi savunacak ya da sizinle ilgili sorulara yanıt verebilecek herhangi bir katılımcı yok. Tabii Türkiye'de basının geldiği durumu göstermesi açısından da elbette hazin bir durumdur. Yani Türkiye'de basını susturmuş bir tekel düzeni vardır. Yani basını tek sesli hale getirmiş diyeyim daha doğrusu. Basının tek sesli hale gelmesi için uzun zamandır bir tekel sistemi oluşturuyor iktidar. Bugün basının çok büyük bir bölümü iktidarın kontrolündedir. İstediği şeyleri konuşturuyor, istediği konuları tartıştırıyor. Türkiye demokrasisi açısından çok vahim bir durumdur bu. Yani tek seslilik bir toplumu çürütür. İçten içe çürütür. Denetimi imkansızlaştırır. Yolsuzlukların yayılmasına yol açar. Bir çürüme yaratır. Tek seslilik toplumu ve sistemi, siyasal düzeni çürütür. Nitekim o çürümeyi çok açık yaşıyoruz şimdi. Tek seslilik, basın özgürlüğünün yok edilmesi, basında çoğulculuğun ortadan kaldırılması bir ülkeyi çürütür diyor. Toplumda çürümeye yol açar. Siyasal sistemde yozlaşmaya yol açar. Pek çok kötülüğü ancak çok sesli basının varlığıyla ortaya çıkarabilir ve önleyebilirsiniz. Ama medyayı tek seslileştirdiğinizde bütün bu kötülükler ve bütün hak ihlalleri, yolsuzluklar üstü örtülerek yayılır ve toplumu yozlaştırır, ülkeyi çürütür. Şimdi bir yandan bu bizim olduğumuz programlarda, bizim tartışıldığımız programlarda bizim yer almamamız bu düzenin bir sonucudur. Yaratılmış olan tek sesli medya düzeninin, bu otoriter siyasal sistemin bir sonucudur. Ama ben burada bir de ahlaki bir sorun görüyorum. Bizim geleneklerde ve birçok başka ülkenin geleneklerinde, hani asla erkek egemen söylemin anladığı anlamda söylemiyorum, tırnak içinde söylüyorum, lütfen beni kadın arkadaşlarım yanlış anlamasınlar, mertlik diye bir şey olur. Hani şövalyelik diyelim orta çağda. Yani söyleyeceksiniz yüzüne söyleyin.
Eğer gücünüz yetiyorsa, eğer kendi görüşünüze güveniyorsanız, eğer kendi argümanlarınızın yeterli olduğuna inanıyorsanız, gelin oturun, bizimle yüz yüze tartışın. Ha, bizimle yüz yüze tartışabilmeniz için de, yani onun da, o tartışmanın da bir değer ifade edebilmesi için, program bittikten sonra siz eve, biz karakola gitmeyelim. Yani bir de öyle bir yargı güvencesi olsun. Bakın, konuşanlardan biri her şeyi söyleme imkanını iktidara sırtını yasladığı için buluyorsa, diğer taraf çok temkinli ve dikkatli konuşuyorsa, ortada bir centilmence, ahlaka uygun bir tartışma vardır diyemeyiz. Şimdi ringe çıkıyorsunuz, iki boksörü çıkarıyorsunuz. Birinin kollarını bağlıyorsunuz, diğerini serbest bırakıyorsunuz. Sonra gelip vuruyor ve kazandığını iddia ediyor. Ha, ne kadar ahlaksızca bir şey değil mi bu? İşte bu sadece siyaseten değil, ahlaken de çok çirkin bir tablodur. Onu söyleyeyim. Bizim, bu anlamda... Bizim evet, yani o sorduğunuz soru bağlamında söyledim. Evet. Basın ve medya özgürlüğünü de değerlendirmiş oldunuz bu anlamda. Onu da soracaktım, evet. Gerek kalmadı. Peki şimdi az önce dediniz ki bu seçimlerden söz ederken HDP ağırlıklı olarak Kürtlerin, Kürt kökenli yurttaşların oy verdiği bir partidir ama başka oy verenler de var. Yani sadece Kürtler oy vermiyor HDP'ye. Bu bir tabii gerçek. Ki. Peki siz bir Türkiye partisi misiniz? Kendinizi öyle nitelendiriyor musunuz ki bu da tartışılıyor. Onun için soruyorum. Tabii, ve tabii. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalara ne diyorsunuz? Böyle bir ihtimalin olmasıyla ilgili tartışmalara. Bu soruya verdiğim... Hatta son günlerde CHP de eklendi biliyorsunuz ona. Şöyle söyleyeyim, bu Türkiye Partisi olma, Türkiyelileşme, Türkiyelilik politikası sorularına son zamanlarda, hani bu soruyu da son zamanlarda epey karşılaştım ve verdiğim cevap da standarttır. Şunu söylüyorum. Evet, biz Türkiye Partisi olarak kurulduk. Ama bir gövdemiz ve köklerimiz var. Bizim köklerimiz 1990'dan bu yana gelen Kürt siyasal geleneğinde yatıyor. HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP ve HDP. Gövdemiz, evet, Kürt seçmenden ve Kürt tabandan oluşuyor, bu doğru. Fakat biz bir ağaç olarak kurulduk. Sembolümüz de öyle zaten, biliyorsunuz. Dalları Türkiye halklarının tamamını kapsasın diye oluşturuldu bu ağaç, HDP. Yani gövdesi evet Kürttür ama dalları Türkiye'nin bütün kimlikleri, bütün inanç gruplarıdır. Her inanç grubu, her toplum kesimi, her kimlik kendini burada bütünün ayrılmaz parçası olarak görür ve eşit temsiliyet de var olur. HDP, Türkiye'de Kürt sorununun bütün sorunların kaynağı ve merkezi olduğunu savunur. Fakat sadece Kürt sorunuyla ilgilenmez, Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm önerir. Türkiye'yi yönetmeye taliptir HDP. Bunu demokrasi güçleriyle birlikte yapmak ister. Gücümüz yeterse bir gün tek başımıza iktidara gelirsek, o da iyi olur ama tek başımıza iktidara gelsek bile yine Türkiye'nin bütün farklı demokratik kesimleriyle birlikte yönetmeyi isteriz. HDP budur. Dolayısıyla HDP üzerinden başka bir tartışmanın pek fazla bir karşılığı ve temeli olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Şimdi çok uzun bir bölümü daha vardı galiba. Evet. Türkiye Partisi kapatmayı sormuştu. Ha, kapatmayı sormuştunuz. Evet. Yani bu arada oradan bir... Oradan Türkiye Partisi'nden geldim zaten ona. Evet, yani. Arada bir bu tartışmayı alevlendiriyor iktidar evet. Kanadı.
Bence bunun asıl nedeni bizi ürkütmek, korkutmak, biraz da sindirmek, geri çekilmeye yöneltmek. Bunun hiçbir sonucu olmaz böyle yöntemlerin. Ya HDP bu kadar baskıya, kendi tabanıyla, içindeki bütün bileşenleriyle, temsil ettiği bütün halklarla birlikte karşı koymuştur. Her türlü zulme direnmiştir. Boyun eğmemiştir, diz çökmemiştir. Şimdi bundan sonra öyle kapatma şantajları ve tehditleriyle de boyun eğmez, diz çökmez. Doğru bildiği çalışmayı yürütmeye devam eder. Eğer hani kendileri iktidar, yargıyı kontrol ediyor. Her şey ellerinde. Ne isterlerse yapabiliyorlar. Bu sorunun bize sorulmasına da bu nedenle gerek yoktur. İktidara Evet. sorulmalıdır. En doğru adres odur bence. Anladım. Peki şimdi bu kayyum atanan belediyeler, kaç belediye başkanınız gözaltında tutuklu, kaç belediyenize kayyum atandı? Biz de gazeteci olarak gerçekten takip etmekte güçlük çekiyoruz ancak. Evet. Hemen hemen yani o bölgede HDP'nin kazandığı bütün belediyelere böyle bir girişim var. Nedir durum Sayın Sancar son Şu, olarak? bakın 31 Mart yerel seçimlerinde 65 belediye kazandık. Evet. Ağustos'ta kayyum atamaları başladı. Hatırlarsınız, kamuoyu da hatırlar. Mardin, Diyarbakır, Van başta olmak üzere birçok belediyemize el kondu iktidar tarafından ve kayyum atandı. Buralarda bazılarında %65, %70 oyla seçilmiş belediye başkanları görevden alındı. Daha sonra tabii ikinci kayyum dalgası geldi. O da korona salgınının ilk zamanlarında. Orada da başta Batman olmak üzere 8 belediyemize el kondu. 8 belediyemiz gasp edildi. En son işte geçtiğimiz hafta 5 belediyemize daha el kondu. 65 belediyeden toplam 45'ine kayyum atandı. Fakat 6 belediyemize de başkanlara mazbata KHK'lı oldukları gerekçesiyle verilmemişti. Dolayısıyla 51 belediyemiz bu şekilde gasp edilmiş oldu. İki tane de istifa var olabilir o. Toplam 65'ten bugün geriye kalan belediye sayısı bizde 12. İradesi gasp edilen seçmen sayısı 4 milyona yakın. 4 milyona yakın seçmenin iradesi çiğnendi. Bunun Türkiye'de bütün toplumu ve bütün sistemi tehdit eden büyük bir demokrasi ve hak ihlali olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sadece HDP'nin meselesi değildir. Bu sadece Kürtlerin meselesi değildir. Bu bütün Türkiye'yi bir kayyum zihniyetiyle, tek merkezden yönetmek isteyen bir iktidar anlayışı meselesidir. Dolayısıyla Kürt belediyelerine, HDP belediyelerine el konduğunda ses çıkarmayanlar, yarın öbür gün bu ülkenin tümünün bu anlayışla yönetildiğini gördüklerinde çok hayıflanabilirler. Biz kimseye buradan öyle korku mesajları verme niyetinde değiliz. Amacım o değil. Amacımız şu: biz Türkiye'de işleyen bir demokrasi, bunun mutlaka sağlam bir yerel demokrasi ayağı olmasını istiyoruz. Hukuk devleti olmasını istiyoruz. Ve çoğulcu bir toplum düzeni istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için bu iktidara ve bu zihniyete karşı mümkün olan en geniş birlikteliği sağlamamız gerekiyor. O nedenle kayyum atamaları sürekli olarak toplumun diğer kesimlerine de bir uyarı olmalı. Halk iradesinin gaspı bir gün bütün ülkede çok daha büyük bir halk iradesi gasp operasyonuna uzanabilir. Buna karşı uyanık olalım, buna karşı mümkün ölçüde birlikte mücadele edelim.
Anladım. Son sorum Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili. Kendisinin hukuki sürecine bağlı olarak serbest kalması ya da tutukluluğunun devam etmesi, siyaseten önümüzde bir erken seçim olması ya da seçim olmaması, normal zamanda olmasına bağlı olarak Sayın Demirtaş'la ilgili HDP ne düşünüyor? Sayın Demirtaş'la ilişkileriniz nasıl? Zaman zaman bu da tartışılıyor çünkü biliyorsunuzdur. Tabii tabii, yok. Orada herhangi bir tartışma yok. Keşke Selahattin Demirtaş kardeşimiz kendisi daha rahat kamuoyuna seslenebilse, bu sorulara cevap verse çok iyi olurdu. Çok net cevaplar vereceğini biliyorum çünkü bize gelen mesajları çok net. Selahattin Demirtaş HDP'nin göz bebeklerindendir. Bizim içeride bu şekilde bedel ödeyen çok sayıda arkadaşımız vardır. Hepsi bizim için çok kıymetlidir. Hepsi bizim göz bebeğimizdir. Şüphesiz Selahattin Demirtaş ayrıca Figen Yüksekdağ'la birlikte bu partinin eş başkanlığını yaptığı için de diğer arkadaşlarımızdan ayrı bir yere sahiptir demiyoruz. Ama daha fazla konuşulur. O da normaldir. Şimdi sağlık durumu ile ilgili bilgi alıyoruz. Fakat avukat görüşlerinin sınırlanması dolayısıyla bir sıkıntı yaşanıyor. Biliyorsunuz bu salgın tedbirleri çerçevesinde avukat görüşleri de azaltıldı. 2 haftada 1'e düşürüldü. Bunu çok çok adaletsiz ve haksız buluyoruz. Telefon görüşmesi hakkı biraz arttırıldı ama yeterli değil. Bizim aldığımız bilgiler sağlık durumunun iyi olduğu ama cezaevleri büyük risk mekanlarıdır. Evet, evet. Endişemiz bütün arkadaşlarımız için devam ediyor. Tabii Selahattin Demirtaş için de devam ediyor. Selahattin Demirtaş'la HDP arasında, HDP'nin herhangi bir yönetimi arasında, HDP'nin herhangi bir yöneticisi arasında herhangi bir sorun yoktur, olmaz da. Selahattin Demirtaş'tan bize çeşitli konularda görüşler gelir, öneriler gelir avukatları aracılığıyla. Biz onları değerlendiririz. Biz kendisinden görüş isteyeceğimiz zaman bunu avukatları aracılığıyla iletiriz. Oradan bize bilgi gelir, biz ona bilgi göndeririz. İmkanlar el verdiği ölçüde. Danışmamız, istişaremiz sürüyor. Bunu büyük ölçüde cezaevindeki diğer özellikle kadın arkadaşlarımızla, Kandıra cezaevinde yatan Gülten Kışlak'la, Sabahat Tuncel'le ve diğer arkadaşlarımızla da yapmaya çalışıyoruz. Fakat Selahattin Demirtaş da bu mekanizma daha düzenli işliyor. Diğer arkadaşlarımıza da bu çerçevede görüşlerini iletmeleri için avukatlarıyla elbette bilgi ve soru gönderiyoruz. Onlardan da alıyoruz değerlendirmeleri. Anladım. Bir sorun yok yani. Peki buna bağlı olarak son sorum demiştim ama hem Sayın Selahattin Demirtaş hem de programa başladığımızda ilk sorduğum soru işte bu terör örgütü uzantısı, PKK'nın bir uzantısı değerlendirmeleri bağlamında HDP içinde bir tartışma, bir iki ayrı grup var mı? Bunu somut olarak sorayım çünkü bu da konuşuluyor. Yok hayır. HDP, ben tabii şöyle başlayayım. HDP'nin yönetim organlarında yer almamıştım şimdiye kadar. Hı hı, İlk defa eş genel başkan olarak yer aldım. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki çeşitli kurulları biliyordum. Tabii ki meclis grubundaydım. Meclis başkan vekilliği yaptım. Elbette partiyi iyi biliyordum ama şimdi bir de somut olarak yaşıyorum. Partide her konu çok geniş tartışılır. Kurullarda toplantılar çok uzun sürer. Ve birbirimizle diyalogumuz bu kadar farklı kesim bir araya gelmişken gerçekten çok olgundur. Ortak akıl işliyor. Mutabakat ilkesi işliyor. Elbette farklı görüşler olabiliyor. Çeşitli konularda farklı yaklaşım sahibi arkadaşlar da olabiliyor. Ama kararlarımızı mutabakatla alıyoruz. İhtiyaç duyarsak elbette oylama da yapıyoruz. Parti meclisinde de, Merkez Yürütme Kurulu'nda da son derece olgun, verimli ve derin tartışmalar yürütüyoruz.
HDP'nin iyi bilinmesi gerekiyor. Bunun iyi bilin, yani bu yönünün iyi bilindiği kanısında değilim. HDP farklı bileşenlerin ve bağımsız bireylerin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir partidir. Demokratik İslam anlayışından, muhafazakar dünyadan, solun çeşitli kanatlarından, farklı konumlardan, yelpazenin farklı kesimlerinden insanları bir araya getirmiş bir çoğulcu partidir. Fikir ayrılıkları olur ama partinin organlarının belirlediği politikanın arkasında herkes durur. Arada bir ortaya çıkan tartışmaları bazı kesimler büyütmeye çalışıyor. Bu yanlıştır. Buradan HDP'yi karıştırma niyeti olanlar, HDP'yi huzursuz etme planı olanlar fazla düş kurmasınlar, sonuç alamazlar. Peki. Sayın Sancar, çok teşekkür ediyorum sorularımıza verdiğiniz yanıtlar için. Sağ olun. Kolaylıklar siz, diliyoruz sağ size. Sağ olun. Ben de size sağlıklı, güzel günler ve iyi bayramlar diliyorum. Size bütün izleyicilerimizin de bayramını şimdiden kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayrıca bugün Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'nin de mübarek olmasını diliyorum. Efendim, herkese esenlikler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.